Herkese merhaba. Bugün saçlarımızı nasıl sağlıklı bir şekilde uzatabiliriz, dolgun, hacimli, canlı, parlak yapabiliriz, onu anlatacağım arkadaşlar. Tabii bu video sadece saçını uzatmak isteyen arkadaşlar için değil. Normalde de kısa saçlı olan arkadaşlar da saçları daha canlı, daha parlak dursun diye de uygulayabilirler söylediklerimi. Videoyu çok kısa tutmak adına fazla açıklama yapmayacağım ama videonun açıklama kısmında her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve diğer videoların açıklama kısımlarını atlamazsanız sevinirim arkadaşlar. Videolarda kaçırdığım bazı şeyleri hep açıklama kısmına ekliyorum. Geçtim. Şimdi arkadaşlar, saçın uzamasını, sağlam, canlı durmasını istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle kaynamış yumurta yemelisiniz. Bir adet en az. Kuru saçlı arkadaşlar için 100 milim kaynamış suyun içine 3-4 damla argan yağı damlatılarak uygulanabilir bu sprey. Saç bakım spreyi diyorum. Hemen videonun sağ üst köşesinde de arkadaşlar daha önceden yaptığım ve şu anda her zaman uyguladığım saç bakım spreyi yapım videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi, yani bunu kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar uygulayın. Yani bu olmazsa hani tabii ki de saçınız yine güzel olabilir, canlı olabilir ama bu sizi hem besliyor, hem parlak tutuyor, hem de daha iyi ve hızlı uzamasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Kimileri fön yararlı der, kimileri ise zararlı. Ben yararlı olduğunu düşünenler kısmındayım. Banyodan çıktınız, saçınız ıslak ve hafif kuruladıktan sonra havluyu tarayarak, kalın dişli bir tarakla tarayarak saçınızı arkadaşlar. Fönü çok uzaktan tutun, yani aranızda bir 30 santim olsun. Tutarak kurutun arkadaşlar. Bu hem saç tellerinizin birbirinden ayrılarak dolaşmasını ve kırılmasını engeller. Hem de arkadaşlar saç diplerinizin daha rahat bir şekilde hava almasını sağlar arkadaşlar. Banyodan çıktık dedik, saçımızı kuruladık dedik. Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Saç bakım kremi kullanmak. Ben Elsev'den mucizevi yağ, saç bakım, saç güzelleştirici kremini kullanıyorum arkadaşlar. Durulama gerektirmiyor, yağlı hissi bırakmıyor. Bu kuru ve yıpranmış saçlar için arkadaşlar. Onu da hemen belirteyim. Güzel bir şekilde saçı parlaklaştırıyor. Dolgun ve canlı görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel bir krem. Bu söylediklerimi yaparsanız arkadaşlar kısa bir zaman içerisinde saçınızdaki değişimi rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Ben bu kadar yapıyorum. Bundan ibaret. Daha fazlası için saçımı yormuş olurum şahsen. Çünkü çok sık banyoya giren bir insanım. Onu da söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Muhakkak 2 güne bir banyoya girmeyi unutmayın. Banyoya girdiğim için bu rutinleri sürekli uygulamam gerekiyor. Uyguladığımdan ötürü daha fazla ekstra bir şey saçıma yapmıyorum. Yani saç maskesi olsun, işte bazı parlatıcılar var falan filan. Onlara gerek duymuyorum. Her şey iyi hoş. Her şeyi yaptık. Saçımızı kendi haline mi bırakmalıyız? Asla. Saçımız tabii ki de arkadaşlar yattığımız zaman, fön kullandığımız zaman ya da spreyler kullandığımız zaman bir yıpranma payı oluyor muhakkak. Bu yıpranma payını da çıkarmamız gerekiyor saçımızdan. Yani yıpranarak saçımızı beslemek benim için pek doğru bir kavram değil. Her zaman 2 haftaya bir banyodan önce saçımı alırım önüme. Kısarken de yukarı tutardım arkadaşlar. Ucundan yarım santim keserdim saçlarımı. Daha canlı duruyor, daha diri durmasını sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki de yani ölü bir saçı uzatmak hiçbir zaman istemeyiz. Yıpranmış bir saçı uzatmak hiç istemeyiz arkadaşlar. Önemli olan saçın uzun durması değil. Önemli olan sağlıklı, güzel durması, hacimli, parlak durması arkadaşlar. Bu da benden küçücük bir tavsiye olsun. Bunu sanırım neredeyse %90'ınız yapmıyordur. Bu zor bir şey değil. Bir makas alın ve ucundan hafifçe kesin. Bu dediklerimi yaparsanız kısa sürede tabii ki de güzel saçlara kavuşmanız mümkün. Zaten bunları yapmaya başladığınız zaman ilk hafta bile bitmeden, ilk haftanın sonlarına doğru saçınızdaki değişimi gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadardı. Daha fazla başka bir şey yapmıyorum. Saçımı daha fazla yormak istemiyorum. Bu yaptıklarımı bile bazen biraz fazla buluyorum ama gerçekten dışarısı o kadar kirli ki, yani dışarı çıkan insanlar, çok fazla çıkan insanlar için tozu, dumanı o kadar çok fazla oluyor ki ve bu hepsi saç diplerimizde birikiyor, saçlarımızda birikiyor, yapışıyor. Bunun için bu rutinleri
bu yapılması gerekenleri olabildiğince az tuttum. Gerekli olanlarını tuttum arkadaşlar. Ben de bu şekilde yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca söylemeyi de geçmek istemiyorum. Siz de bunu yapıyorum. Saçım bu tip derseniz arkadaşlar ve bana bu şekilde bu iyi geliyor derseniz arkadaşlar bu videoyu izleyen ve yorum kısmına bakan arkadaşlar için de güzel referanslar vermiş olursunuz. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.